Herkese günaydınlar. İyi hafta sonları değerli arkadaşlar. Şöyle bakalım kaydımız başlamış mı? Evet başlamış. Öncelikle sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter hesabımıza da abone olabilirsiniz. Çünkü Twitter hesabımızda YouTube'daki kadar detay olmasa da sonuç itibariyle burada bazı gün içi anlık gördüklerimizi çok daha hızlı sizlere ulaştırabilmek veya paylaşmak anlamında ben gördüğüm çalışmalarımı buradan paylaşıyorum. Mesela geçen hafta Perşembe, Cuma, Çarşamba günden itibaren yapmış olduğumuz çalışmalarımızda burada çok önemli mesajlar da veriyoruz. Anlık piyasanın durumunun ne olabileceğine yönelik gerek endeksler, gerek pariteler, gerek varantlarla olmak üzere hisse senetleri de biraz daha aktif kullanmaya gayret göstereceğiz Twitter hesabımızdan da. Tüm detaylara, eğitimlere, bunun ötesinde piyasalara ilgili yönelik çalışmalara sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilir, hatta paylaşabilirsiniz de. Çünkü sizler için de burada çok hızlı çalışmalarımıza ulaşmanız, paylaşmanız anlamında da önemli olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Bu arada haftaya Ankara'da eğitimimiz var. Kontenjanımız şu an için hala hazırda mevcut. İlgilenenleri bekliyoruz. Sonrasında İstanbul ve Antalya olmak üzere çalışmalarımız devam edecek. Tabii özel eğitimler, tüm özel eğitimlerimizi biliyorsunuz hafta içi piyasalara çıkken beraber trade ederek yapıyoruz ki burada bir yerde ben hayatımı zaten idame ettirirken trade ederek idame ettiriyorum. Dolayısıyla sizler de gerçek eş zamanlı nasıl trade edilir, nasıl başarılı trade edilir bunu da görüyor olacaksınız. Şimdi buradan yola çıkarak bugünkü bültenimizi iki şekilde, daha doğrusu iki bölüm halinde yayınlayacağız. Birincisinde dolar, dünyadaki dolar hareketi, euro, dolar, altın, petrol ve bunları endekslere de bakacağız. İkincisinde biraz da diğer enstrümanları da, hisse senetleri, endeksler de olmak üzere, gram altın olmak üzere bunları yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdilik hemen yorumlamamıza da başlayalım. Bakalım dolar endeksi haftalığa baktığımızda geçen hafta 99.300'den sonra geri çekilme oluştu. Hemen dönüp bakıyorum. Günlükte bu noktada biraz daha aşağıda kapatan bir hareket görüyoruz ama sanki bu haftada yatay. Çok uzun bir süredir zaten yatay hareketler görüyoruz. Ama yeni geçen hafta başında daha önce de bahsetmiş olduğumuz son 27-28 ayının yüksek seviyesine ulaşan bir dolar endeksi gördük. Bunun şu an için her düzeltme sonrası çok önemli ortalamalarına doğru geri çekildiğini gördük. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu hareketin de şu an benzer olduğunu düşünüyoruz ama sonuç itibariyle bir süre daha yatay bir hareket söz konusu olabilir. Bu euro dolar paritesinde nasıl bir etki yapacak, dolarda nasıl bir etki yapabilir? İsterseniz bunu da şöyle bir değerlendirelim. Hemen ben şöyle 60 ortalama üzerinden gitmek istiyorum. Şu an için euro dolar paritesinde de hemen hemen aynı durum söz konusu ama geçen gün bahsetmiş olduğumuz şu tepki hareketini, daha doğrusu şöyle bir hareketi neden alamadık? Bir sıkıntı var ama. Bir eski direnci test ettikten sonra geri çekilme olduğunu gördük. Bir süre daha bu hareketin yataya dönmesi ihtimali söz konusu olacaktır ama 1.10 kritik ve psikolojik bir destek. Yukarıda da 1.11 hemen bakıyorum. 1.10.80 yani 80 pipistik hareket daralıp euro dolar paritesinin aşağı yönde mi yoksa buradan tekrar geçmişte olduğu gibi tepkiler rakip yukarı yönde mi hareket edeceğini göreceğiz ama benim tahmin ediyorum ki şu anki duruma baktığımızda 1.10.80'in güçlü direnç olabileceği, dolayısıyla geçilmesinin zor olabileceği, dolayısıyla tekrar geri çekilmenin hafta ortasından itibaren başlayacağını tahmin ediyorum. Hemen bu bunun ötesinde şöyle bir diğer enstrümanlara da şöyle bir bakalım. Mesela daha doğrusu diğer göstergelerimize de bakalım. Evet biraz daha bu bölgede yatay oluşacaktır. 1.10.80 geçilmediği sürede aşağıda biz tekrar geri çekilmenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Beklentilerimiz bu yönde olmaya devam ediyor. Şimdi tabii dolar TL'ye baktığımızda dolar TL için birçok tabii beklentilerin hep yukarı yönde olduğunu görüyoruz ama şu düşüşleri yakalamadığınız takdirde pek anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz ama biz zaman zaman bu düşüşlerin de olabileceğini sık sık sizlerle daha önce de paylaşmıştık.
Geçen hafta 5.90 beklentim vardı. Fakat önemli noktalardan bir tanesi benim için şuydu. Bu korundu. 5.90 görmesek de 5.84 gibi hareketin sonrası sıkışan hareket, olumlu hareket devam ediyor. Biliyorsunuz son 9 yılın önemli trend desteği dolar TL'de çalışıyor. Bir problem olacağını zannetmiyorum. 1.70 pardon 5.79'un önemli destek olduğunu düşünüyorum. Burada korumak isteyecektir. Pardon 5 65 5.65 çok önemli destek olduğunu düşünüyorum. Hafta içinde de görülmüştü bu seviye 5.64-70'ler. Sonrasında ne oldu? Sonrasında bizim sistemimize göre biz saatliklerde ve 4 saatliklerde benim kendi indikatörüme göre artık buranın ikili dip yapıp şöyle alalım. İkili dip yapıp HDTR'de de bunun pozitif bir uyumsuzluk oluşturduğunu hatta şuradan alayım. Neyse söyle şimdilik böyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu dakikadan itibaren zaten bunu izleyenler hatırlayacaklardır. Twitter adresimizde paylaştık. Dedik ki tamam buradan artık tepki başlıyor. Hareket kademeli bir şekilde 5.80'e doğru ulaşabilir. İlk etapta 5.75 sonrasında 70'ler üzerinde kalmak isteyecektir ve yukarı hareket devam edecektir. Şu an için bu beklentimizi koruyoruz. Aşağıda önemli destek 5.70-5.65 bölgesi olmaya devam ediyor. Hafta içinde de bu hareketin devamını göreceğimizi düşünüyorum. Pozitife geçen bir hareket gördük HDTR'de. Bu dünyadaki risk iştahı, Euro dolar paritesi, dolar endeksi bunları düşündüğümüzde aslında içeride dolar TL'nin seyrinin yukarı yönde olmaya, kademeli şekilde yukarı yönde olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz ama şu da bir kriter olarak bakalım. En azından önümüzdeki 48 iş saati diyelim yani salı akşamı kapanışa kadar 5.71 üzerinde olması 72-71.50 bu bölge üzerinde olması hafta ortasından itibaren tekrar 5.80'lere doğru şu trendi koruyabileceğini ve bu trendin paraleli olan hemen şöyle alalım bakın şöyle bir trend çizecek olursak gördüğünüz gibi bu bölgede tutunup hafta ortasından itibaren tekrar yukarı yönde istek artacaktır. Bunu söyleyebilirim. Peki burada aslında biz sık sık Excel tablosundan da paylaşımlarımızı sizlerle yapıyoruz. Hemen haftalık noktadan aylık noktaya doğru bir bakış atalım. 5.74, 72 biliyorsunuz 72'nin üzerindeki harekette 74'ü geçmeye çalışan hareket göreceğiz. Bu da önemli olacaktır. Ama aylıklarda geldiğimiz noktaya baktığımızda 5.70 çok önemli psikolojik bir destek görüyorsunuz. Bu eğer 70'in altındaki en azından 2-3 günlük kapanış görecek olursa zayıflama alameti dolayısıyla aşağıda nereye gelebileceğini aylık bazda görebilirsiniz. Bizim yol haritamız bu. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz 6-10 aylıklarda test edildikten sonra en azından şu anki duruma baktığımızda altının psikolojik bir destek olduğunu 5 pardon 5.70'in psikolojik bir destek olduğunu diyebiliriz. Yani neden psikolojik diyor? Çünkü 5.70 bir geçiş düz sayı. 6'dan bu da düz sayı olduğunu düşünecek olursak aslında asıl nokta burada 5.82'nin geçilmesiyle aylık bazda biz altıları ve altların üzerini konuşuyor olacağız. Dolar TL'de. Peki buradan bunun ötesinde neye bakabiliriz? İsterseniz bir altın fiyatlarına bakalım. Gram altına bir sonraki yorumda anlatmaya çalışacağım. Altın fiyatlarında gördüğünüz gibi 1506'ya doğru geri çekilme var ki burada da yine altın fiyatlarında çok önemli bir negatif uyumsuzluktan bahsetmişti. Yani HDTR'ye göre bir ayı tuzağından bahsetmiştik. Pardon, boğa tuzağından bahsetmişti. Yani yükselen trendde boğaları iştahını daha da artıran son hamle sonrası bir tuzak olabileceğinden hatta hızlı geri çekilmelerden bahsetmiştik ki zaten bunların hepsini görüyorsunuz. Eğer biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Sayfamıza abone olursanız burada bütün detayları görebileceksiniz. Çünkü paylaşımlarımızı buradan daha hızlı yapıyoruz. Bakın dolar telefin tarafında hatta varantlarla ilgili ki zaten uyarılarımızı yapıyoruz. Hangi piyasada işlem yapıyorsanız mutlaka bunların risklerini öğrenin ki arkadaşlar bu doğrultuda hareket edebilirseniz riskinizin risk yönetimi yapabilirsiniz. Bu sizin için oldukça önemli. Burada bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Anlık yorumlarımızda diyoruz ve hemen altın fiyatlarında daha önce bahsetmiş olduğumuz hemen geliyorum tabloya. Ne tarafa doğru bir hareket daha söz konusu olabilir?
Bu yorumunu da bitireceğim birazdan. Haftalık bazda baktığımızda daha önce de hedeflediğimiz 1485-1480 bölgesine doğru istek, aylıklara dönüp baktığımızda 1480'lere doğru istek devam ediyor. Burası tepe mi? Artık altın fiyatlarında, dünya altın fiyatlarında yükseliş bitti mi? Şu an için bunu söylemek erken ama bizim göstergelerimize göre baktığımızda, en azından hemen şöyle şuradan da bir tabloya baktığımızda çok normal diyebileceğimiz bir kar realizasyonu. Bu kar realizasyonu nereye kadar gelebilir? Bakın, Türkiye'de Fibonacci çok kullanılıyor. Ama Fibonacci doğru yorumlanmadığını düşünüyorum. Şimdi buradan aldığımda, şimdi ancak buradan bakabiliriz. Çünkü orta uzun vadede altın fiyatları ne olacak? Bakın ilk biliyorsunuz burada Mayıs ayı sonuydu. Ben altın fiyatlarında ciddi bir rally başlayacağını duyurmuştum. YouTube sayfamızdaki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Hatta bir varanttan bahsetmiştim ki bu varant %2000'in üzerinde getiri sağladı. Çok çok önemli bir getiriydi bu. Bunu da paylaşmıştık. 1283'ten 85'ten itibaren başlayacağını düşündüğümüz bu hareket nereye ulaştı? 1555'e kadar ulaştı. Şu an için bir kar realizasyonu nereye kadar olabilir ilk etapta? Dediğimiz gibi 1485-1480 şu arada. Bu bölgenin kırılma ihtimali var. Kırılmadığı takdirde bakın burası oldukça önemli. Çünkü Türkiye'de bir takım Fibonacci üzerine yapılan yorumlara baktığımızda ben açıkçası sadece Türkiye'de Fibonacci'nin destek direnç olarak kullanıldığını görüyorum. Eğitimlerimde de bundan sonra biraz daha bahsetmeyi planlıyorum. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi şu iki aralık çok önemli olacak. Yani belki de hızlı bir 1450-1480 hareketi söz konusu olacaktır. Eğer 1485-87 bu seviyenin altında günlük kapanışlar görecek olursak hızlı 1450 eski direnç bölgesi, yani bir pullback denemesi söz konusu olup sonra hareketi daha güçlü mü olacak bunu göreceğiz. Şu iki aralık çok önemli. Bu iki aralık üzerinde kaldığı sürece altın fiyatlarında 1600-1700-1800'ler konuşulmaya devam edecektir. Ama ikinci aralık yani Fibonacci'ye göre, geri alım seviyelerine göre Türkiye'de böyle bir yorum göreceğinizi zannetmiyorum. Ben bugüne kadar görmedim. Benim kendi geliştirdiğim sistem yöntemlere göre ben bundan bahsediyorum. Bugüne kadar kullanılan Fibonacci yorumlarında şöyle hemen alalım. Bugün mouse'umda problem var ondan dolayı. Dediğim gibi şu iki aralık çok önemli. Yani gücün korunup korunmayacağında. Bu eğer bu aralık, bu iki aralığı aşağı kıracak bir hareket görecek olursak bu altın fiyatlarının başladığı noktaya kadar bile bir geri çekilme ihtimali olabileceğini gösterir orta uzun vadede. Onun için 1450-1480 bölgesini çok önemsiyoruz. Bu da oldukça önemli diyoruz. Ve isterseniz bir uzunca bir süredir sterlin dolara bakmamıştık. Sterlin dolara da bakalım. Burada yorumlara devam edeceğiz. Biraz daha yatay bir hareket ama güçlenen bir hareket görüyoruz sterlin dolarda. Sanki zaman zaman yukarı etkileri oluşacak gibi gözüküyor. Şimdilik dolar Japon yönünde de şöyle bir göz atalım. Bir tip hareketi söz konusu. Hafta içinde zaten çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir de Brent petrolü şöyle bir bakayım. Evet, Brent petrol çok güçlü gözüküyor. Maalesef bu bizim için iyi değil. Dikkat edin. Eğer dolar 5.82-5.83 üzerine atacak olursa Brent'te de tahmin ediyorum ki tekrar 65-67 bölgesine atak olacaktır. Ne anlama gelir? Artık biliyorsunuz. Hiç kaçırmazlar. Zam. Ya da pardon, özür dilerim. Düzeltme. Önümüzdeki hafta sonuna doğru görebiliriz maalesef. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan hisse senetleri, Bitcoin ve diğer paraları da sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.